Sevgili dostlar, Kastamonu sabahından, harika bir günden hepinize merhaba. Şu anda Kastamonu'nun en güzel sembollerinden biri olan Saat Kulesi'ndeyiz. Saat Kulesi 1885 yılında yapıldığı bilinen, üzerindeki kadranın Abdülhamit tarafından gönderildiği, rivayet edilen Kastamonu'nun en önemli tarihi merkezlerinden biri. Bugün Kastamonu'da müthiş yerler gezeceğiz, harika lezzetler tadacağız. Çok güzel yerlerde birlikte tadımlar yapacağız. Belki deniz kenarına doğru ineceğiz, şu anda belli değil. Ama bu iki günümüzü, bugün ve yarınımızı Kastamonu'nun hem lezzet hem doğal güzelliklerini gezmeye ayırdık. Gelin şimdi hep birlikte bu müthiş lezzetleri, bu müthiş yerleri gezmeye başlayalım. Hadi buyurun bakalım. Minure Sultan Medresesi'nin hemen arka tarafı. Burada gördüğünüz gibi Kastamonu el sanatları, Kastamonu dokumalı. Mesela gelin teyzenize bakalım. Teyzeciğim kolay gelsin. Nasılsın? Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınıza dua ediyoruz efendim. Siz sordunuz ya onun batırımızı. Bundan tane yiyoruz. Eyvallah. Allah iyilik versin. Sağ olun. Ne satıyorsun? Nedir, ne değildir? Vallahi tepsi Kastamonu, örtüleri. Evet, Kastamonu'ya özel burada sufle bezimiz var. Hayır be. Birçok yerde göremeyiz aslında. Şu anda daha hazırda sıcak sıcak yapılıyor. Evet. Müthiş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Münire Sultan sofrası. Birazdan uğrayacağız Münire Sultan sofrasına. Müthiş yemekler yapıyorlar. İnanılmaz güzel. Banduma, tirit, etli ekmek. Hepsini göreceğiz biraz sonra. Hadi bakalım. Evet, El Sanatları Çarşısı. Az önce sormuştun. El Sanatları Çarşısı ve Münire Sultan Yöresel Yemekleri Sofrası. Yani biraz sonra gelip tadımına bakacağımız yer. Aynı zamanda medresenin içine giren yol ve burada küçük esnaflar. Birazdan bakacağız. Sepetçioğlu Yöresel Ürünler. Kolay gelsin. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. İki gün önce burada çok güzel bize helva ikram ettiler. Şimdi ikram alabiliriz galiba. Tabii, evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Meşhur Kastamonu çekme helvası, müthiş bir şey. Şimdi tadına bakacağız. Ben çok baktım gerçi tadına. Ama mutlaka buraya geldiğinde sizin de bakmanızı tavsiye ediyorum. Hatta sıcağı sıcağına hemen bakalım. Harika. Meşhur Kastamonu Sepetçioğlu helvası. Hem fıstıklı hem de sade. İkisi de birbirinden müthiş lezzetler.
Sevgili dostlar, şu anda Elif Yöresel, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Elif Yöresel mağazadayız. Hoş bulduk. İsminiz? Zafer. Zafer Bey'le beraberiz. Zafer Bey, çok güzel helva çeşitleri, sarımsak çeşitleri, harika sarımsaklar var. Aynı zamanda yöresel tülbent mi diyoruz bunlara Zafer Bey? Taş baskı ürünlerimiz var. Önlüklerimiz var. Önlükler var. Cide yazmalarımız var. Cide yazması, müthiş şeyler var. Aynı zamanda şu sarımsaklarla ilgili. Şimdi burada ben farklı sarımsaklar görüyorum. Zafer Bey, nedir bu fark mesela? Sarımsaklar Taşköprümüzün yerli ve orijinal sarımsağımızdır. Bunlar bu duble olan sarımsağımız. Duble. İri boy var. Ortanın canlısı var. Ortalar ve küçük boylarımız var. Ha, birçok çeşit sarımsağımız tabii var yani. Boy boy müşterimizin talebine göre bulunduruyoruz. Bulunduruyoruz. Dostlar, çok sormuşsunuz, hatırlıyorsunuz. Sarımsak neye yakışır? Hangi yemeklerden çok mu? İki şey söylemiştim. YouTube videosunda da var. Sarımsak her yemeğe de yakışır ama tek başına ekmeğin arasına koy, tuzlayıp ya böyle de yiyebilirsin. Ya sarımsak, beyaz altın diyorum ben buna, kesinlikle aromasıyla, tadıyla Kastamonu'nun en güzel, en verimli ürünlerinden biridir. Harika bir sarımsak var elimde. Bunu alıp gidebilir miyim Zafer Bey? Tabii. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elif Yöresel ürünlerin şu anda dükkanın içindeyiz. Bir Kastamonu olarak en gurur duyduğum şey ne biliyor musunuz dostlar? Kastamonu misafirperverliği. Gerçekten bir gün yolunuz düşerse esnafıyla, restoranıyla, bu tarz yerleriyle müthiş bir şekilde misafirperverliği göreceksiniz. Bence her insan hayatında en az bir kere Kastamonu ziyaret etmeli. Değil mi Zafer Bey? Kesinlikle efendim. Bekliyoruz. Elif Yöresel Ürünler. Evet, şu anda Kastamonu'nun tam merkezi Nasrullah Meydanı'ndayız. Nasrullah Meydanı, Şadırvan, aynı zamanda Nasrullah Camisi. Şöyle bir rivayet vardır. Şadırvan'da su içen yedi kez Kastamonu'ya gelir ya 7 yıl Kastamonu'da kalır. Ben 18 yaşına kadar kaldım. Bayağı bir su içtim yani, diyebiliriz aslında. Ama Kastamonu'ya gelirsiniz, özellikle Nasrullah Meydanı, Nasrullah Camisi, bu meydan mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Gelin bakalım şimdi Şadırvan'dan nasıl su içiyoruz, ne yapıyoruz onu görelim. O Şadırvan, bu sevgili dostlar, tarihi Nasrullah Pastırmacısı, Nasrullah Meydanı'na zaten yakışır bir isim. Çok uzun yıllardır burada olduğunu biliyorum. Gelin bakalım neler yapıyorlar içeride, nedir? Birlikte görelim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin, iyi bayramlar. Tabii sosyal mesafe ve dezenfekte dikkat ediyoruz. Her ne kadar maskemiz olmasa da. Kolay gelsin, hayırlı işler. İyi bayramlar. Bu müthiş Kastamonu pastırması. Evet. Gel Onurcuğum, bakalım. Yani buranın, bunun en önemli özelliği bence doğranma şekli. Onurcuğum yaklaş. Nedir bu Kastamonu pastırması? Ben de Kastamonluyum. Çok uzun yıllar burada kaldım.
Ama siz bu işin profesörüsünüz. Evet efendim. Nasıl yapılır? Nasıl kesilir? Nasıl öğrenilir bu kesme şekli? Evet, Kastamonu pastırması bizim kendi hayvanlarımız yazın yaylalarda, ılgazların eteklerinde güttürüyoruz efendim hayvanları. Kendi hayvanlarımız. Onları pastırma mevsiminde indiriyoruz yayladan. Kesiyoruz mezbanelerimizde. Çok güzel. Ondan sonra etin belli bir bölümlerini, but kısmını, sırt kısmını, antrikot kısmını, 5-6 tane parçasını pastırma yapıyoruz. Bu pastırma da nasıl yapılıyor? Pastırmayı önce tuzluyoruz efendim. Ondan sonra yıkama aşaması var. Yıkama aşamasını alıyoruz. Yıkama aşamasından sonra güzelce yıkadıktan sonra sayvana çıkarıyor. Bizim sayvan dediğimiz rüzgarlı. Bu kuruttuğunuz yerler mi oluyor? Evet, kuruttuğumuz yerler. O beklemeye bıraktığınız yer pastırmanı. Evet, beklemeye bırakıyoruz. Ilgazların eteklerinde güzelce rüzgarla tamamen doğal kuruyor. Ne kadar sürüyor bu işler? 40 gün sürüyor efendim. Bir pastırmanın işte dediğiniz indirilip çıkması 40 gün sürüyor. Çok da aslında meşakkatli bir iş ama tabii lezzetine değiyor bu kadar beklemek bence. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Ondan sonra biz zaten bence çok pardon sözünüzü kesiyorum. Bunun bence özelliği şu inceliği. Yani neredeyse şu anda baktığım zaman kamerayı görebiliyorum. Ne kadar ince olduğunu buradan göreceğiz. Pastırmayı koyduk, yazıyı okuyabiliyoruz. Evet. Aynı zamanda çekme helvamız da var burada yine. Kastamonu'nun meşhur çekme helvası. Az önce başka bir yerde tattık. Evet, sucuğumuz da var. Kastamonu sucuğu, parmak sucuğu. Sucuk, parmak sucuk. Hepsi tamamen doğal, yöresel ürünler var efendim. Harika. Gelen tüm müşterimizi en güzel şekilde ağırlayabilecek şekilde hazırlanıyor. Elma ekşisi. Evet. Bu eşi dedikleri. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Nasıl yapılıyor? Bu elmalar toplanır. Elmalar toplandıktan sonra şırası çıkartılır. Elma şırası. Kendi doğal lezzetiyle, tadıyla yapılır. Ölen gibi bir içerisinde şeker yok. Hiçbir katkı maddesi Hayır, yok. Yoktur. Ben bunu şey duymuştum. Pastırmalı ekmek yedikten sonra o harareti aynen alsın öyle. Diye bunları içerlermiş. Evet. Bağırsaktaki hazımsızlığı. Hazımsızlığı. Aynen. Gayet iyi geliyor. Çok güzel. Hemen bakıyoruz. Sevgili dostlar, pastırmanın yanında Kastamonu meşhur olan en güzel lezzetlerinden biri de pastırmalı ekmek. Nasıl yapıyoruz pastırmalı ekmeği? Pastırmalı ekmeği çemensiz pastırmadan doğruyoruz güzelce ince şekilde bu şekil. Soğanla, doğal baharatla güzelce burada harmanlıyoruz. Karşıda fırınımız var. Fırında etli ekmek biçiminde bizim etli ekmek dediğimiz pastırmalı ekmek. Güzelce orada ustalarımız yapıyorlar. Burada sıcaksa yiyebiliyorsunuz. Kargo da gönderiyoruz. Kargo da gönderiyoruz. Tabii ki efendim. Müthiş. Türkiye'nin her yerine gidiyor Türkiye'nin o zaman. Türkiye'nin her yerine. Çok güzel. Çok güzel. Soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra soğuk bir şekilde gönderiyoruz. Orada sadece ısıtıp yağlaması kalıyor. Evet. Çok güzel. Evet dostlar, şu anda pastırmalı ekmeğin iç harcını hazırlıyorlar. Hamurunda peki herhangi bir şey var mı? Tabii, hamur olarak? Bizim hamurumuz çok özel bir hamur. Ha, ne farkı vardır? Ustalarımız eğer isterseniz size karşıda fırınımız yani var. Onun ustası hemen bilgisini verirse daha hoş tamam, olur. Tamam. O zaman bir hamuruna bakalım. Sen hazırla abi. Evet dostlar, şimdi işin mutfağına geldik. İki tane birbirinden değerli ustamız bu muhteşem pastırmalı ekmeği, bu muhteşem etli ekmeği bize anlatacaklar. Ustacığım kolay gelsin. Şimdi abi, nedir bu ekmeğin sırrı? Bu hamurun sırrı nedir? Ne farkı vardır diğer ekmeklerden? Ne buyursa anlat. Efendim, içinde bana katkı maddesi un ve tuz, su. Başka hiçbir katkı maddesi katmıyoruz. Hiçbir katkı maddesi evet. Yok. Un, tuz, su. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Ana kıymamız. Ana kıyması. İçinde kimyon. Bu etli ekmeğin içi değil evet, mi? Çiğden etli, yapıyoruz evet, bunu. Bu şekilde aynısı bu etli ekmeğimiz. Peki ne kullanıyorsunuz harçta? Dana kıyması, kimyon, karabiber ve pul biber. Robottan çekilmiş bir de soğanımız var. Çok ince çekiliyor evet, bildiğim kadarıyla. Evet, çok ince çekilmiş. Zaten belli olmuyor göründüğü gibi. Çok güzel. Bu şekilde etli ekmeğimiz odunlu taş fırında. Taş fırında. Evet, pişiyor efendim. İsteğe göre böyle bütün de servis yapabiliyoruz. Kesip de servis de yapabiliyoruz. Müşterilerimizin tercihine göre servis yapabiliriz. Müthiş. Pastırmalısı var onun. Peki İçine... ustama onu soracağım. Pastırmalı ekmekte de aynı hamuru mu kullanıyoruz? Aynı hamur, evet. Hiçbir onun yerine yok. Evet. Bu İçine harcı sadece, kullanıyoruz. Evet. Yani içi kadar bence dışı da o hamurun lezzeti de evet, pastırmalı ekmeği yaratan, lezzeti veren şey. Evet dostlar, ustalarımız bize pastırmayı da yayıyoruz şimdi. Pastırma yayacak şimdi. Pastırmalı ekmeğin püf noktalarını söyledi. Pastırmalı ekmeğin hamurunu açıyor ustamız. İçinde yayacak ve odun fırınına atacağız. Evet. Soğan karışımı pastırmamız. Soğanı... Çok güzel bir harç aynı evet, zamanda. Daha... Kırmızı toz biber de koyuluyor evet, galiba. Toz biber, soğan, evet, kırmızı doğru, toz evet, biber ve çemensiz pastırma. Evet, önemli evet, olan evet, o. Müzik
Dostlar bana sormuşlar soru cevap videolarında ne zamandan beri bu kilodasın, ne zaman bir şey söylemiştim. Özellikle yemek yapmaktan ziyade yemek yemeyi sevdiğim için bu kilodayım. Bir de böyle güzel bir mutfakta doğmuş ve büyümüş olmak aslında her şeyi açıklıyor bence. Bu şekilde efendim servisimizi yapıyoruz. Ellerinize sağlık, müthiş gözüküyor, harika. Şimdi bir de su muhallebisi değil mi? Evet. Nedir Hülya Hanım su muhallebisi? Sarı kılçık pirincinden yapıyoruz bunu. Kendi pirinç ununu kendim elde ediyoruz. Pirincimi siz yapıyorsunuz, sizin tarifiniz. Aynen öyle. Ben kendim yapıyorum. Kastamonu'da bu lezzeti bulmak çok zor. Çok eskilerden burada olduğu söyleniyor. Ben de bunu bana öğreten kişi, şu anda ona hala teşekkür ediyorum. Tek bilen kişi benim şu anda Kastamonu'da bunu. Orijinal olarak yapan. Bu lezzeti bu şekilde sunmaya devam ediyoruz. Peki şey merak ettim. Su muhallebisi. Ne evet. Su muhallebisi? Yani nereden geliyor? İçeriğinde su? Tabii ki. İçeriğinde muhakkak suyu var. Köy sütü alıyoruz. Köy sütü. Evet. Yani birebir oranlı değil. Süt oranı daha fazla, su oranı daha az. Ve bu yaptığımız sarı kılçık pirincinin çekilmiş haliyle karıştırıp en önemlisi bu sarı kılçık pirinci ve onun çekilmiş haliyle kıvamı tutturmak. İçerisinde sıfır şeker, üzerine pudra şekeri ve gül suyuyla. Gül suyu. Aynen o şekilde. Üzerinde pudra şekeri. Evet, pudra şekeri ve yaklaşalım. Gül suyuyla servis ediyoruz bunu. Gül suyu ve pudra şekeriyle servis ediliyor. Evet. Vallahi o kadar güzel anlattınız ki dostlar biz de şimdi afiyetle tadacağız. Hadi tadalım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, Kastamonu'da gezmek inanılmaz güzel bir şey. Çünkü hiç bir dakika bir şey tatmadan geçireceğiniz vakit yok. Şu anda da bin telli helvaları evet, değil evet, mi? Evet. Tuna Bey. Mesut Bey. Mesut Bey. Sağ olsunlar, müthiş helva ikram ettiler. Hemen helvayı gösterelim. Hep ikram ediyorlar, ben de hiçbirine hayır demiyorum. Harika. Harika. Neler var? Un, yağ, tereyağı ve bunların çeşitleri olarak aromalı ürünlerimizden damla sakızlı, narlı, kakaolu, vanilyalı, çilekli, portakallı, fındıklı kakaolu ve kahveli olarak çeşitlerimiz. Eskiden bu kadar çeşit yoktu. Şimdi evet. Çeşit çok artmış. Haliyle. Ben çünkü haliyle. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Bir tane normal tereyağlı evet. Çekme helvamız evet. Vardı ama şimdi evet. Fıstıklı, vanilyalı, narlı birçok çeşit var. Onun dışında neler ikram ediyorsunuz, satıyorsunuz? Sarımsak görüyorum. Sarımsak satıyoruz. Tosya pirincimizi satıyoruz. Genetiğiyle oynanmamış siyez bulgurumuzu satıyoruz. Meşhur siyez bulguru. Onur bu evet. Siyez bulgurunu bence çek gel. Şöyle ben kapağını kaldırıvereyim sizin daha rahat görebilirsiniz. Bunun merkezi neredir Kastamonu'da peki siyez bulgurunun? İhsan Gazi ve Seydiler ilçemiz. Orada yetişir. Evet. Evet.
Tosya pirinci. Evet, tosya pirincimiz. Evet, bunu hiç konuşmadık. Tosya pirinci de inanılmaz lezzetli, müthiş bir pirinçtir. Aynı zamanda siyez bulgurumuz. Şeker hastaları için fazla şeker üretmeyen bir ürünümüz. Müthiş. Yine aynı şekilde dibek kahvemiz var. Ha bir de burada dövme dibek kahvesi. Dövme taş dibek kahvemiz. Nedir taş dibek kahvesinin özelliği Mesut Bey? Dövülerek ezilen bir kahve. Makinede çekilerekten değil de kavrulduktan sonra dövülüyor. Dövme makineleriyle dövülerek çekilen bir kahve. Buraya has, buraya özel. Buraya has. Çeşitli markalarımız var. Bindallı var. Taş dibek. Taş dibek var. Bir dünya arkadaşlarımız çeşitli isimlerde kahveler yapıyor. Kahveler yapıyor. Evet. Mutlaka bunun da lezzetine bakacağız. Bilmiyorum. Nerede içebiliriz peki burada? Siz nereyi? Her yerde içebilirsiniz. Burada çay ocaklarımızda içebilirsiniz. Bütün dükkanlarımızda zaten yapılan aynı kahve. Biz dibek kahvesi içmeye geldik dedik mi içebiliriz tabii, o zaman. Tabii, süper. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Mesut Bey, Tuna Bey. Sağ olun. Helvalar müthişti. Teşekkür. Mutlaka geldiğinizde Kastamonu'ya bin telliye uğruyorsunuz. Yıllardır sevgili dostlar. Efendim. Bu işi ahlaki düzende, temizlikle, tertip düzenli olarak başarılı bir şekilde yürütmekte olduğumuzu düşünüyoruz. Lezzet açısından hiçbir şekilde ürünlerimize katkı maddesi, glikoz harika, uygulamıyoruz. Müthiş. Tamamen organik, doğal bir şekilde üretiyoruz. Gelen misafirlerimizi de bekleriz. Özenle ağırlamayı severiz. Çok teşekkürler. Zaten Kastamonu misafirperverliği artık daha fazla söylemeye gerek yok. Çıktığımızdan beri, çekime başladığımızdan beri bir dakika bir şey yemeden geçtiğimiz vakit olmadı. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür de. Çok ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili dostlar, yine Kastamonu'nun müthiş yerlerinden birindeyiz. Pembehan, diğer ismiyle Bal Kapanı Hanı. 1400'lü yılların sonu, 1500'lü yılların başında 2. Beyazıt tarafından yaptırılmış bir han. İki defa büyük yangın atlatmış. İki ismi var. Pembe han, pembe değil. Bizim bildiğimiz renk olan pembe değil. Pembe, Farsça'da pamuk anlamına geliyor. Çünkü bir dönem pamuk ticareti yapılmış. Bal kapanı hanı ise bal ticaretinin yapıldığını bize gösteriyor. Kapan, o yıllarda, o dönemde daha doğrusu diyelim, bugünkü borsa anlamında, ticaretin yapıldığı yer anlamına geliyor. Şimdi gelin bakalım Pembehan ya da diğer adıyla Bal Kapanı Hanı nedir? Ne zaman tadilat olmuş? Neler var? Buraya geldiğinizde sizleri neler bekliyor görelim. Buyurun. İnanılmaz güzel bir girişi var Pembehan'ın. İki taraftan girişi var. Biz ana kapısından giriyoruz. Şimdi içeride neler olduğunu, neler var, ta o dönemlerden neler kalmış onları göreceğiz. Buyurun bakalım. ...1940-41'li yıllarda eski Cumhuriyet Köprüsü ve Karaçomak Deresi'ydi ser. Karaçomak Deresi, daha doğrusu Karaçomak Barajı, Kastamonu'nun en eski barajlarından biri. Dilerseniz şimdi... Hak Mescid Mahallesi Muhtarı. Evet, İsminizi rica edelim. Cahit Kamburoğlu. Cahit Kamburoğlu. Cahit abimizle özellikle bu fotoğraflar hakkında ve han hakkında biraz konuşalım. Evet Cahit abi, ben çok merak ettim. Bu dere bu kadar taşıyor muydu? Evet, taşıyordu. Ve aynı zamanda Nasrullah Camisi'nin dahi sel aldığı oluyordu. Nasrullah Camisi. Zaman. O kadar yükseliyordu. Niye oluyordu? Baraj yoktu tarihte ve yağmur çoktu. Kış da çoktu, yağmur da çoktu. Bizim çocukluğumuzda evlerin saçaklarından kışın olum gibi buzlar olurdu. Buzlar olurdu. Olurdu, evet. Bu bölmüş olduğumuz hiçbir şey. Karaçomak deresi taşar. Bizler çocukluğumuzda koşardık derenin kenarına. Ne olacak? Acaba yukarıdan ne geliyor? Affedersiniz, at mı, eşek mi, ev mi, insan o kadar mı? Güçlü olur. Tomruk mu? Ne geliyor diye bakmaya giderdik. Aynen buradaki arkadaşlar gibi. Çocukluğumuzda. Bu şu anda Kastamonu'nun merkezine geçen o Karaçomak deresi. Deresi. Evet. O seviyeye kadar çıktı. Çıkardı. Evet. İnanılmaz bir şey. Peki evet. Ne zaman oldu bu? En son ya da son yıllarda artık zaten o kadar yaraşı yok. Muhtemelen olmuyordur. Olmuyor. Yakın bir zamanda oldu mu ya da? Hayır. Olmadı. Baraj kurulduktan sonra bitti o iş.
Barajın yapılması. Karışamak barajının yapılmasından sonra o iş taşlı bitti. Taşlı bitti, evet. Şurada da bir şey var, Kambur Köprü. Kambur Cahate abi. Biz bugün buraya gittik, kambur çektik. Kambur Köprü demeyelim. Nasılar Köprüsü değil mi? Hasladı. Hasta olduğu Nasılar Köprüsü, evet. Kambur lafı nereden gelmiş? Yani neden öyle bir isim koymuşlar? Yani, şekil olarak mı? Şekil olarak öyle olduğundan işte biz de Kastamonu olarak oran Kambur olarak değil de Nasılar Köprüsü olarak adlanmasını istiyoruz. Kesinlikle. Evet. Görüyorsun, bir şey dikkatimi çekti. Evet, üç ayak. Bugün biz iki ayak gördük. Şimdi şu anda üçüncü ayak yolda. Yolda, sağlı sollu caddede. Fakat o sual bir bölmüş olduğunu Gülübe'de bekçi durardı. Çocukluğunda bekçi durardı. Bekçi vardı. Evet. O kapının ortasında da iki tane sadaka taşı vardı. Orada hatta orada dikkatli bakarsanız. Evet, evet. Ortasında bakın, siyahlı bayanın arkasında görünüyor. Evet. Orada da sadaka taşı vardı. Oraya para atarlardı. İhtiyaç olan vatandaş oradan bir harçlığını alıyor. Müthiş bir şey. Evet. Orada insana para atıyor. Tabii, 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 tabii. Ona da bir para biçiyordu. İhtiyaç olan insanlardan alıyor. Tabii. Harika. Cahit abimiz aynı zamanda Pembe Han'ın işletmecisi sevgili dostlar. Evet. Peki Cahit abi, Pembe Han ne zamandan beri buradasınız? İnanılmaz güzel bir yer yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Lezzetleri harika, güler yüzlü personel. Allah razı olsun. Ne kadardır buradasınız? Nereden bu fikir geldi? Nasıl oldu? Benim esas mesleğim şoförlüğüm. Ben şoförlüğü bir gecede gurur yaptım, bıraktım. Bıraktınız. Vurur yaptı. 13 senelik resmi şeyimi ayağımın altına aldım, bıraktım. Bıraktınız, evet. Ondan sonra odunlu kömürcü oldum. Allah nasip etti. Odun kömür ticaretine başladık. Odun kömür ticareti bu doğal gazın çıkmasından bitti. Doğru. Allah burayı nasip etti. Birisi abimiz böyle böyle kendisi var dedi. Burak kapalıydı. Kendi memleketimiz, bizim burada çocukluğumuzdan Ermeni vatandaşlar. Alışveriş aksata yaparlardı. Aksata dedim, ticaret yaparlardı bir şey tabirler. Evet, burada sağlı sollu ticarethaneler vardı. Böyle çok ufak yerler vardı. Evet. Bayağı bir küçük şeyler satarlardı. Oradan kaldı işte bu Pembe Han. Zamanında burada bir şey satılmış. Daha onlardan evvel bal satılmış. Bal satılmış. Bal bitmiş, baldan sonra pamuğa dönmüş. Pamuk da Farsça'da pamuğun ismi pembe. Pembe. Pembe olarak kaldı. Bizim renk olarak değil. Pembe. O pembe. Bu pembe. Bizimki pembe. Buranın ismi pembe. Neyle neye değişiyor. Değişiyor. Evet. 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 Çok güzel. Burada işte karşı taraf Cem Sultan yaptırmış. Buraya da Beyazıt yaptırmış. Allah rahmet eylesin. Allah nur göllerine yatsın. İşte iki tane, üç tane, beş tane tarihi eseri bırakmışlar bizlere. Biz de elimizden geldiği kadar, bu benim 5. senem buradayı olmak. 5. seneden evvelki durumu farklı, bugünkü durumu farklı. Gelen misafirlerimize yöresel yemeklerde ödün vermeksizin çalışıyoruz. Bir de sabah kahvaltılarımız ve çok önde şu anda, evet. Allah'a şükür olsun. Evet. Güzel gidiyoruz, güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kastamonu'nun bütün yöresel ürünlerini tattırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Önümüze sahip, çok güzel. Dostlar, birçok yerde gezdik bugün. Etli ekmek gördük. Etli ekmeği, işte çarşı etli ekmeği, ev etli ekmeği. Ama burada Cahit abimize farklı bir şey önerdi. Ne önerdin Cahit abi? Sen etli ekmeği bize farklı bir tarzını önerdin. Özel evet. Bir yapım tarzını. Evet. O neydi? Bir de onu söyler misin bize? Benim çocukluğumda anneannemin yapmış olduğu et ekmeğini, etinin dövme şeklini yaparak burada et ekmeği veriyorum. Anneannemle beraber küçükken ben anneannemle beraber et alırdım kasaptan, eve giderdim. Tahtanın üstüne olur, sinirlerini ve yağlarını ayıklar. Ondan sonra tahtanın üstüne olur, satırla döverdim. Satırla döver, et ekmeğini öyle yapardık. Satırla dövdüğüm etlerine kıyma yapardık. Kıyma yapardık. Ama şimdi aynı taktiği, aynı şeyi ben burada yapıyorum. Biz bizzat denedik. Evet. Müthiş, inanılmaz güzeldi. Hangi tahtayla? O zamanki tahtayla. O taktiğinde. Hangi satırla? O zamanki satırla aynı şekilde bir şey yapıyoruz. Sistem değişmedi. Hayır, şekil değişmedi. Şekil değişmedi. Ellerinize sağlık. Harika olmuş. Siz beğendikten sonra Allah'a şükür olsun. Yüzümüz ısınmaz inşallah. Dostlar, biz bizzat tattık, denedik. 10 üzerinden 10. Harika bir etli ekmek. Gelirseniz Kastamonu'ya, Pembe Han'a mutlaka bekliyoruz sizi. İnşallah. Çok teşekkürler Cahit abi. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi gösterdiğiniz için, Pembe Han'a iyi gösterdiğiniz için çok çok selam. Sizin misafirperverliğiniz, güler yüzünüz.
Kastamonu'ya iyilik gösterdiğiniz için sahibi sevgilimi sunuyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz dostlar. Evet sevgili dostlar, az önce Cahit abinin bahsettiği dövme kıymayla yapılan etli ekmeği izliyoruz. Evet Cahit abi, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Kıymayı sinirinden ve yağından, daha doğrusu eti, evet, sinirinden ve yağından ayırdık. Ayırdık. Ondan sonra içine soğan koyuyoruz galiba. Aynen, aynen. Soğan koyuyoruz. Aynen. Ve bu satırla evet, dövmeye başlıyoruz. Evet. Görüntüsü bile harika. Görüntüsü bile harika. Biraz sonra bu hamurun içine girecek. Şuradaki saç da. Onu gösterelim saçı da. Ondan sonra da bize afiyetle yemek düşecek. Değil mi Cahit? Evet, afiyetle yemek düşecek. Doğru. Ne kadar süre dövüyorsun peki bunu abi? En az yarım saatimiz oluyor. En az yarım saatimiz oluyor. Evet. Çok güzel. Evet dostlar, az önce de bahsettiğim gibi yolunuz Kastamonu'dan geçerse mutlaka Pembe Han'a uğruyorsunuz. Cahit abinin elle dövülmüş etinden yapılan etli ekmeğini mutlaka yiyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun. Sevgili dostlar, lezzetleri keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Kastamonu'nun merkezinde Aşkı Lezzet, değil mi Hülya? Evet. Aşkı Lezzet'teyiz. Kastamonu simittiri diyeceğiz biraz sonra. Müthiş bir lezzet. Şimdi Hülya Hanım'la rica ettik, nasıl yaptığını bize gösterecek. Şöyle bakalım şimdi. Nasıl yapıyoruz Hülya Hanım? Burada bir simit. Bu Kastamonu simidi değil mi? Kastamonu simidi. Özel. Kel simit diyoruz. Ne özelliği var Kastamonu simidinin diğer simitlere? Diğer simitler pekmezle kaynatılır. Pekmezle kaynatılır. Evet, pekmezle kaynatılır. Susam yok. Susam yok. Kel simit diye adlandırılır. Çok güzel. İlikli kemik suyuyla ıslatıyoruz. İlikli kemik suyu. Evet. Harika. Uzun süre kaynatılıyor bu. Simidi ilikli kemik suyuyla ıslattık. Yan tarafta da tereyağı içiyoruz galiba. Bolca tereyağı. Evet. Üf, mis gibi kokusu da geliyor. Köy tereyağımız var. Köy tereyağı. Kastamonu'nun köy tereyağı muhteşemdir. Aynen. Kokusu gelmeye başladı zaten. Bayağı bunu birkaç defa böyle şey yapıyoruz. Birkaç iyice defa, ıslansın evet, diye. İyice ıslatıyoruz. Çok güzel. O simit çok iyice dönüşüyor. Bu kullandığımız simit biraz bekletiyor muyuz? Yani biraz bayatlamış gibi mi olması gerekiyor? Biraz sertleşmiş mi olması gerekiyor? Taze simit olmuyordu galiba. Taze simit
Bekletilmişte de oluyor ama tercihimiz beklemiş biraz evet, da. Evet, beklemiş, bekletilmiş. Daha çok şimdi kabarmak harika oluyor. Harika bir lezzet. Biraz sonra tadacağız. Bekleyin. Bayağı iyice yumuşadı sizin. Zaten şu ilik ne kadar kaynıyor bu? Ne kadar kaynatıyor? 15 saat. 15 saat. Evet, 15 saat. Ben bunu böyle içerim. Kemikler bile parçalanır. İçerim. Aynen, şenler de var. Çok faydalıdır, sağlık olarak. Hafif soğuk alıyor. Çok güzel. Burada sarımsak yoğurdumuzu ekliyoruz. Kastamonu sarımsağı ile yapılan sarımsak. Taş köprü sarımsağı. Taş köprü sarımsağı, evet. Kesinlikle Kastamonu'ya uğrayan herkesin alması gereken bir şey. Taşköprü sarımsağı. Doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik. Bir de ben beyaz altın diyorum sarımsağı. Bu da çifte kavrulmuş kıymamız. Kıyma. Evet. Yağsız kıymadır. Yağ kıymamızdan kavruyoruz onu. Yağsız çifte kavrulmuş çifte kıyma. Kavrulmuş. Kıyma, evet. Çok güzel. Bolca koyuyoruz üzerine. Tereyağımızı eritelim. Tereyağı, evet. Tereyağı böyle erimeye başlamıştı. Şimdi böyle kızdıracağız galiba. Demek kokusu geliyordu. Zaten hemen. Çok güzel. Şimdi bu şaheseri tereyağıyla taşlandıracağız. Değil mi Hülya Hanım? Evet. O zaman taşlandırmaya hazırız. Tereyağımız da kızmak üzere. Evet. Üzerine pul biber. Çok güzel. Hazır. Ben böyle tutuyorum. Dostlar sesi duyuyorsunuz diye umut ediyorum. İnanılmaz bir ses. İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir koku. Kastamonu simit tridi. Müthiş bir lezzet. Kastamonu'ya geldiğinizde aşkı lezzete mutlaka geliyorsunuz dostlar. Bekliyoruz.